Bu yumurtalığın içinde çikolata kisti olduğunda her vakada kısırlık evet. oluşabiliyor mu? Hani e, endometriyozizin bulunduğu bölge, evet. yaygınlığı e, bu konuda belirleyici bir faktör oluyor çok mu? Çok iyi soru Esra Hanım, evet. çok teşekkürler. Ee, bir kere şu hastalarımızı, halkımızı yani müsterih olsunlar çikolata kisti var demek, siz eşittir kısırsınız demek değil. Hı hı. Bu çok, bize çok sayıda hasta geliyor ve ben de çikolata kisti varmış. Biraz da araştırdığı zaman çok dediğiniz gibi yaygın hastalığı olanlarla kendisini aynı kefeye koyarsa çok canı sıkılabiliyor. Bir hafif hastalık formu var. Aslında bazı hastalarda hiçbir şikayet yok. Kontrole gidiyor kadın. Doktor diyor ki sizin çikolata kistiniz var. Ne ağrısı var ne bir şikayet var. Az önce Hı. anlattığım şeylerden hiçbir şey yok. Sadece küçük sınırlı bir kistik yapı var ve bu bir çikolata kisti görüntüsünde. Bunlarda zaten bir şey yapmıyoruz sadece izliyoruz. Ama bir grup hasta var ki bu anlattığım gürültülü klinik tabloyla beraber ultrasonda da böyle bir durum var. Yani tablonun her ikisi birbirinden farklı. Çok yaygın hastalık durumunda tüpleri tıkayabiliyor. Hı hı. Tüplerin yumurtalıktan yumurtlama zamanında yumurtayı kapmasını o adezyonlar, yapışıklıklar engelleyebiliyor. Buluşmalarını bozabiliyor. Biz tüp bebekte yumurta toplarken toplama işlemimizi engelleyebiliyor çünkü kocaman bir kitlesel yapı olarak karşımıza çıkabiliyor. Hani sizin oradan o geliştirdiğiniz yumurtayı toplamak bile çok kolay olmayabiliyor. Dolayısıyla kısırlıkla bir bağlantısı var ama dediğiniz gibi bu hastalığın evresiyle çok değişiyor. Çok ileri hastalıkla tekrarlayan cerrahiler geçirmiş. Her yer yapışık, tüpleri tıkamış evet. Ama sadece yumurtalığında küçük bir kistik yapı var. Hayır, yani rahatlıkla diyebiliriz. Sizin e, özellikle endometriozis konusunda e, bir uzmanlığınız da var. Evet. Endometriozis Derneği genel sekreterisiniz evet. Türkiye'de uluslararası bir e, göreviniz de var. Evet. Avrupa End endometriozis Derneği yönetim kurulu evet. üyesisiniz. Şimdi e, hem Avrupa deneyimleri e, verilerine baktığınızda hem Türkiye e, deneyimlerini analiz ettiğinizde acaba e, Türkiye'de kadınlar Endometriozis tanısını erken mi alıyorlar yoksa daha çok bir çocuk sahibi olmak istediklerinde evet. tesadüfen mi öğreniyorlar? Gene çok iyi bir soru. Hı? Bu tam bizim hani Can evet. Alıcı kendi konuşmalarımızda kullandığımız evet. slaytlardan bir tanesidir. Hı hı. Dünyaya bakıldığında Batı'ya endometriozis tanısı koyma süresi 5,5 ila 10 yıl. Düşünün. Siz şikayetleriniz sebebiyle hekime gidiyorsunuz. Siz bilmiyorsunuz sizde ne var. Gittiğiniz hekim de sizi dinliyor, inceliyor, araştırıyor. O konuda çok çalışan biri değilse çünkü siz endometriyoz olduğunu bilirseniz belki bir endometriyoz uzmanına gidebilirsiniz ama sizde bir şikayet var ve bunun için doktora gidiyorsunuz. Tanı koyma süresi ortalama 5,5 ile 10 yıl sürüyor. Dolayısıyla aslında dediğiniz gibi çok çok uzun bir süre. Bizim ülkemizle ilgili durum tabi bunlardan çok ayrı bir durumda değil. Dediğiniz gibi en önemli grup çocuk sahibi olmaya çalışan ve araştırmalar sırasında evet. bir anda bir bakılıyor. Çiftin o güne kadar haberi yok ama aslında endometriozu var. Tüplerine filmini çekiyoruz. Tıkanıklık olabiliyor. Ve bir bakıyoruz karşımıza çiftin. Aslında endometrioz geçmişe doğru gittiğinizde aslında hep hayatında varmış.